Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın gencin katıldığı programda Bakan Işıkhan gençlere iş konusunda, iş bulmak konusunda da tavsiyelerde bulundu ve staj tavsiyesi verdi. Benim gibi işçi çocuğu olan, babam işçi emeklisi, bir kardeşiniz, sizler üniversitede okuyan bir kişi, bakın hiçbir ayrım gözetmeden şu koltukta oturabiliyor. Ben devletin yurtlarında okudum. Devletimizin verdiği burslarla okudum. Yurt dışına akademik süreçlerimi Berlin'de gittiğimde YÖK bursuyla gittim. Her şeyi ama her şeyin arkasında devletimizin bu desteği ve gücü var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Yol Arkadaşım Gençlerle Yarına Yolculuk programında gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı. İş tecrübem nasıl olacak? Bir yerden başlamak gerekiyor. Bu iş tecrübesiyle ilgili gerçekten ciddi anlamda çok soru geliyor, sorunlar da geliyor. Biz özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparken kıymetli arkadaşlarım, burada biraz esnek olunması gerektiği yönünde önerilerde bulunabiliyoruz. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecan belirtti Bakan Işıkhan. İş tecrübesine sahip olabilmek için hangi alanda lisans eğitiminizi tamamlasanız dahi o alanda mutlaka bir staj sürecini yaşamanız gerektiğini düşünüyorum. İş kurumuzun Saç programı var, Saç portalımız var, orayı ziyaret etmenizi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin önceki yıllarda başlattığı çok önemli bir saç seferberliği vardı hatırlarsınız. Şimdi iş dünyası da sizlerden bunu bekliyor. Işıkhan, gençlerden kariyer noktasında zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşmasını isteyerek İşkur'un gençlerin yanında olduğunu söyledi. Teknoloji günümüzde inanılmaz bir hızla değişiyor. Sizler de farkındasınız belki. Biz özellikle siz kıymetli gençlerimizin kariyer noktasında gelişimini destekleme sürecinde de İşkur olarak destekler veriyoruz. Bilişim sektörü, dijital alanlar, hani otomasyon değil, otomasyonda da elbette süreçler yaşanıyor ama bu dijitalleşmenin yoğun olarak yaşandığı yapay zekaya, kıymetli arkadaşlarım, yapay zekanın artık kontrol edilemediği dönemlerde biz bu noktada siz gençlere güveniyoruz.